Arkadaşlar selam. Keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Öncelikle karşınıza böyle gözlükle çıktığım için kusura bakmayın. Sol gözüme enfeksiyon kapması sonucu ufak bir sıkıntı oluştu. O yüzden ışığa da pek fazla bakamıyorum. Zaten çok iyi göremiyorduk. Şimdi tamamen kapandı. O yüzden tekrar kusura bakmayın diyelim. Hemen konumuza geçelim. Photoshop durdu. Sonunda beklediğimiz bombayı patlattı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Adobe yeni yapay zeka modeli olan Firefly'i duyurmuştu. Yavaş yavaş kendi bünyesinde barındırdığı yazılımlara entegresini edeceklerini de açıklamışlardı. Ve birkaç gün önce Photoshop beta sürümüne gelen yeni yapay zeka özelliğini kullanıcılarına sundular. Yani artık Photoshop'u kendi içerisinde yazarak birçok şeyi yapabileceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan detaylı incelemesine bir göz atalım. Arkadaşlar başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Yeni eklenen bir iki özelliğimiz daha var. Onlardan da bahsedeceğim size. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Tabi bu yeni gelen özellikleri kullanmanız için Adobe Firefly sitesine Adobe hesabınızla girişinizi yapmanız gerekiyor. Daha sonra Creative Cloud hesabınıza gelip sol tarafta beta uygulamalarından Photoshop beta'yı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Unutmadan şunu da söyleyeyim size. Eğer Photoshop'u kırıklı kullanıyorsanız bu yeni gelen özelliklerden faydalanamazsınız. Sakın başka yollarla denemeye de kalkmayın. Yakalanma oranınız oldukça da yüksek. O yüzden imkanınız da varsa Creative Cloud üzerinden tüm uygulamaları kullanabileceğiniz paketler var. Bütçenize göre birini seçip bu şekilde kullanmanızda fayda var. Evet, Photoshop beta'yı bilgisayarınıza yükleyip açtığınızda gördüğünüz gibi fotoğrafımızın altında artık böyle bir panel gelmiş olacak ve bazı işlemlerimizi bu panelimizden yapacağız. Şimdi bu ilk önlemimizde bu fotoğraftaki modelimizi ve arka fonumuzu seçip istediğimiz sahneye yerleştireceğiz. Hemen panelimize gelip Select dediğimizde fotoğrafta bulunan modelimizin seçimini otomatik olarak uyguladı. Aynı zamanda arka fonumuzu değiştireceğimiz için de orayı da seçim işlemimizi yapacağız. Hemen panelimize gelip Invert Selection aracımıza bastığımızda arka fonumuzu da seçim işlemimizi yapmış olduk. Şimdi bundan sonrası tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Hemen Generate'e geldiğimizde dönüştürmek istediğimiz yazımızı şu anda İngilizce yazacağız. Muhtemelen yakında Türkçe dil desteği de gelecektir. Hemen buraya İngilizce olarak gece ışığında bir sokak fotoğrafına dönüştürmesini istedim. Yazımızı yazdıktan sonra yapmamız gereken Generate dememiz yeterli. Kısa süre içerisinde yapay zeka fotoğrafımızın analizini yapıp bizim için karşımıza 3 tane seçenek çıkarttı. Hem panelimizden diğer seçenekleri görebiliriz veya özellikler paneline geldiğimizde yapay zekanın bizim için oluşturduğu fotoğrafları buradan görebiliriz. Aynı zamanda yazılarımızı da bu panelden yazabiliriz. Şöyle fotoğrafımızı incelediğimizde katman panelimizde bizim için maskelenmiş bir şekilde yeni bir katman olarak karşımıza getirdi. Daha sonra isterseniz hem maske ile veya renk düzenlemeleri uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda yapay zeka uygun arka fonu seçmekle kalmayıp modelimizin ışığın dağılımına göre gölgesini de bizim için oluşturmuş. Üçü de oldukça başarılı. Siz istediğiniz birini seçip çalışmanıza devam edebilirsiniz. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Şimdi bu fotoğrafta yine yapay zekayı kullanarak etrafının doldurulmasını isteyeceğiz. Ben şöyle boş bir sayfaya bu fotoğrafı yerleştirdim. Burada ilk önce yapmamız gereken katman panelimize gelelim. Seçimimizi yapalım. Aynı şekilde boşlukları da seçelim. Hem fotoğrafımızı hem de sayfamızın seçimini yaptıktan sonra Generate'e gelip buraya hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece tıklamanız yeterli. Şöyle bir bakalım, bunu denemedim. Bunu ben de merak ediyorum. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Tabii fotoğrafınızın durumuna göre bu işlem biraz sürebilir. Kısa süre içerisinde fotoğrafımızın boşluklarını doldurdu. Şöyle ikinci örneğimize bakalım. Bu biraz daha iyi gibi. Şöyle üçüncü örneğimize bakalım. Evet, en iyisi bu gibi duruyor. Belli belirsiz çok ufak hatalar harici. İnanın sonuç gördüğünüz gibi son derece muazzam. Aynı zamanda bu çalışmaları beğenmezseniz katmanı silip yapay zekadan tekrar yapmasını isteyebilirsiniz. Mutlaka bir iki tanesi sizin de hoşunuza gidecektir. Tabi bunları denerken ben bayağı bir test yaptım. Çok şaşırtıcı, çok farklı sonuçlar da ortaya çıktı. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de bildiğiniz gibi Photoshop'ta birkaç teknik ve özelliği kullanarak silme temizleme işlemlerini yapabiliriz. Fakat bu tarz zor fotoğraflarda otomatik silme işlemleri çok iyi sonuçlar vermemekte. Yani çok karışık işlerde hem bizi fazla yorup hem de istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Şimdi bu fotoğrafımızda yine yapay zekayı kullanıp şu iki arkadaşımızı yok etmeye çalışacağız. Örnek teşkil etmesi açısından şöyle sol taraftaki modelimizi şu şekilde şöyle bir seçimimizi yaptığımızda sağa tıkladığımızda bildiğiniz gibi dolgu aracımız, otomatik dolgu aracımız ve bu sene gelen Direct Entry Selection aracımızla bu işlemleri yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu tarz zor fotoğraflarda sonuçta genelde hüsran olmakta. Deneme açısından dolgu aracımıza şöyle bir geldiğimizde bakın gördüğünüz gibi
sonuç çok iyi değil. Ekstra buralara da müdahale yapmamız gerekecek. Panelimizden de istediğimiz ayarları da yapsak sonuç çok farklı olacağını da zannetmiyorum. Şöyle geri geldiğimizde bu işi yapay zekadan yapmasını isteyelim. Shift'e basılı tutup şöyle sağ taraftaki modelimizi de şu şekilde seçimimizi yapalım. Generate'e gelelim. Yine buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Şöyle bir okey diyelim ve beklemeye geçelim. Tabi fotoğrafın durumuna göre biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 saniye gibi bir bekleme süresi oldu ve gördüğünüz gibi sağında ve solunda bulunan arkadaşları inanılmaz bir şekilde yok etti. Şöyle bir diğer örneklere bakalım. Evet, bu da başarılı. Şöyle bir arkasına koltuk koymuş. Bak, bu da güzel olmuş. Yani arkadaşlar, inanın diyecek kelime bile bulamıyorum. İnanılmaz bir şey. Yani bazen kelimeler bile yetersiz kalıyor. Konuşacak bile bir şey bulamıyorsun. Şöyle geçmiş yılları düşündüğümde saatlerce işin durumuna göre günlerce dekope yaptığımı bilirim. O seviyeden buraya gelmek ve bunları görmek inanın benim için çok enteresan. Çok farklı duygular içerisindeyim. O yüzden bazen kelimeleri seçmekte inanın zorlanıyorum. Neyse, çok fazla duygusallığa kapılmayalım. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de şu fotoğrafımızı tamamlayacağız. Şöyle background'umuza gelelim. Kilidimizi bir sefer tıklayıp kilidimizi açalım. Şöyle bir fotoğrafımızın aşağısını şöyle bir croplayalım. Şöyle bir indirelim. Enter diyelim. Şöyle seçim aracımıza gelelim. Şu kısmı şöyle bir seçelim. Bu sefer bu fotoğrafımıza yansıma isteyelim. Şöyle bir ekleşin deyip generate diyelim. Şöyle bekleyelim. Bekleme süresi de çok sürmüyor. Onu da tekrar hatırlatalım. Evet, kısa zaman içerisinde şöyle bir yansıma efektimizi bizim için oluşturdu. Oldukça da başarılı. Diğer örneklerimize de şöyle bir bakalım. Bakın, bu daha iyi gibi. Üçüncü örneğimize bakalım. Bu da fena değil. Yani üçünü de kullanabiliriz. Bu çalışmalar yaptıktan sonra ekstra başka parçalar da ekleyebiliriz. Örneğin şu kısmı seçip yapay zekadan şöyle bir uçak isteyelim. Okey diyelim. Bakalım uçağı yerleştirebilecek mi? Şöyle bir tane bizim için uyguladı. İkincisini yerleştirdi. Üçüncüsünü yerleştirdi. Yani şu daha iyi gibi. Aynı zamanda fotoğrafa uygun parçaları da yerleştirmesini yapmakta. Bir de bildiğiniz gibi Photoshop'un en zor işi manipülasyondur. Artık yapay zekadan faydalanarak manipülasyon bile yapılabilecek. Tabi bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? İşin eğitimi kaldı mı kalmadı mı? Orası ayrı bir konu. Onu da bir gün detaylı bir şekilde konuşuruz. Dediğim gibi istediğiniz parçayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca her eklediğiniz parçada katman olarak panelimizde sizin için maskelenmiş bir şekilde karşımıza gelecek. İşin enteresan tarafı, bunlar hala deneme halinde. Yani birkaç sene sonra bu iş nerelere gidecek, nerelere varacak? O da çok enteresan, ayrı bir konu. Onu da bekleyip göreceğiz. Şimdi Photoshop Beta'ya yeni eklenen bir iki özelliğimiz daha var. Kısaca onlara da bir göz atalım. Evet, yeni eklenen bir diğer özelliğimiz Adjustment panelimize geldiğimizde burada hazır fotoğrafınıza göre renk efektleri karşımıza geldi. Portre, manzara, kreatif, siyah beyaz ve sinematik tarzda renkleri katmanlara ayrılmış bir şekilde artık kullanabileceksiniz. Şöyle sinematiğe geldiğimizde şöyle bir renk tonunu fotoğrafımıza uygulayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi katman panelinde attığımız rengimizin katmanları otomatik olarak oluştu. Üzerlerine gelip renk paletimizden istediğimiz değişiklikleri uygulayabiliriz. Müdahale edeceğimiz şekilde renk efektlerini bizim için verdi. Gayet güzel farklı tonlar da var işlerinde. Dediğim gibi fotoğrafınıza göre siz renginizi atıp üzerinde ufak oynamalar, ufak düzenlemeler yapabilirsiniz. Hemen yeni eklenen son özelliğimize geçelim. Evet, burada da degrade aracımız bayağı bir değişikliğe uğradı. Yani gradyan aracımız. Şöyle sol tarafta degrade aracımıza geldiğimizde şöyle indirdiğimizde yeni bir katman olarak karşımıza geldi. Daha önce çalışmamızın üzerine boş sayfamızı açıp bu işlemimizi uygulayabiliyorduk. Ayrıca artık renk geçişlerimizi panele gerek kalmadan bile buradan uygulayabileceğiz. Şöyle rengimize bastığımızda gördüğünüz gibi otomatik olarak renk seçeneklerimizi yapabileceğiz. Aynı zamanda özellikler panelimizden renk geçişlerimiz artık karşımıza gelecek. Katmanımıza tıkladığımızda eski özelliğimiz aynı şekilde olduğu gibi karşımıza gelmeye devam edecek. Evet, yeni eklenecek özelliklerimiz bunlar. Yapay zeka olayı aldı başını gitti ve duracak gibi de değil. O yüzden artık işinizi daha farklı yapmak zorundasınız. Sadece yazarak bunları yapabiliyorsak unutmayın, Photoshop'u bilen bilmeyen herkes bu işlemleri yapabilecek. Aynı zamanda pek yakında Premiere Pro'ya da yazı destekli yapay zeka özelliği gelecek. Onu da şimdiden söylemiş olayım size. Bundan sonra ne olabilir? Benim beklediğim artık açıkçası arkadaşlar beynimizden geçenleri uygulamamız. Yani iş artık oralara doğru gidecek. Evet, Photoshop Beta'ya yeni gelen yapay zeka özelliklerini tanıtmaya çalıştım size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.